Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz oldukça önemli bir konu bence. Hemen söylüyorum. Anneler evlenme hazırlığındaki kızlarına ne söylemeli? Eğer evliyseniz bir düşünün bakalım. Evlenmeden önce anneniz şöyle sizi kenara çekip de "Kızım, yakında evleneceksin. Mutlu bir yuvan olsun istiyorsan yavrucuğum. Şunları şunları yap. Bunları bunları yapma, dikkat et." gibi bir konuşma yaptı mı sizinle? Ya da siz eğer anneyseniz ve bir kız çocuğunuz varsa kızınızı çekip kenara böyle bir konuşma yapmak ister misiniz? Şimdi bazen böyle konuşmalar yapılıyor ama çoğu zaman da biz farkına varmadan kızlarımıza bazı telkinler veriyoruz. Hani şöyle düğüne birkaç hafta kala belki alıp onu karşımıza konuşmuyoruz ya da nişanlandığında böyle bir şey yapmıyoruz ama benim gözlemlediğim annelerden kızlarına gelen iki tane tepki var, iki tane söylem var, tepki demeyeyim de. Birincisi şu, daha eski anneler bunu daha çok söylerdi. Gerçi hala böyle söyleyen anneler var, görüyorum. Şöyle söylüyorlar klasik olarak. Aman kızım, kocandır. Aman kocandır. Aman sakın ha, idare et yavrucuğum. Kız eğer şikayet ederse eşini mesela, hemen eşinin tarafında oluyor anne. Aa, ama yani kocan haklı yavrucuğum. Sen de burada böyle bir hata yapmışsın. Asla kızının arkasında durmayan, tabii evliliğin devamı için. Bu tabii ki bir taraftan mantıklı bir tarafı var bunun ama sürekli hale geldiğinde, anneler kızlarının haklı olduğunu bile bile kızlarını savunmadıklarında da anne kız arasında tabii problemler olmaya başlıyor. Sonra sabret yavrucuğum ya, sabret. Sabret kızım. Anlayışlı ol biraz. Ama yavrucuğum ya, böyle diyorsun ama her evlilikte olur be kızım, her evlilikte olur. Yani o kabahatler falan ya da kızın rahatsız olduğu şeyler, hani kız büyütmesin, abartmasın, işte yuvasına devam etsin diye iyi niyetle söylenen şeyler tabii ki. Ya da işte ah kızım, aman ha, ayrılıp ne yapacaksın, dul kadın olmak çok zor eğer kız böyle boşanmaktan falan bahsederse. Zamanla değişir yavrum be, bak baban nasıldı, zamanla değişir artık, o zaman ne zamansa. Peki biz anneler kızlarımıza böyle söylediğimizde aslında onlara nasıl bir mesaj veriyoruz? Onu bilmemiz lazım. Aslında çocuklarımızın, kız çocuklarımızın bilinçaltına ektiğimiz tohum şu. Sen değerli değilsin. Kocan ve evliliğin senden daha değerli. Bu evlilik sürecek ve bu evliliğin sürmesi için ne fedakarlık yapman gerekiyorsa yapacaksın. Tabii bu telkinlerden çok çeken anneler de kızlarını bunun tam tersi yetiştirmeye başlıyorlar. Hani aman kızım, dur kızım, katlan kızım yerine bambaşka bir noktaya doğru gidiyorlar, bunun tam zıttı. Onlar da diyorlar ki aman kızım, sakın ezdirme kendini. Aman diyeyim, sakın ezdirme. Kocanın iyisi olmaz yavrucuğum. Olsa koca değil gonca derlerdi zaten. Koca kocatır yavrum. Düşmanca böyle kıza savaşması yönünde telkinler veren anneler de var. Aman yavrum, erkeğin iki tabağı varsa birini kıracaksın çocuğum. Aman ha, aman ha. Burnunu boştan çıkarmayacaksın. Sakın ha yavrucuğum. Acıma. Acıma. Ondan sonra böyle başı şeyden çıktığı anda böyle başka kadınlara falan bakar. Kayınvaliden. Aman yüz verme o görümcene, kayınvalidene falan. Sakın ha. Zırt pırt gelir giderler. Kocanın avucunun içine alırlar. Onlar kocanı yönetirsen böyle bakarsın. Asla senin dediğini dinlemez. Anasına düşkün olmasın, aman aman, aman yavrucuğum, yüz verme sen onlara. Bir de böyle telkinler verenler var. Peki burada yani daha mı iyi? Hayır, bu da iyi değil. Yani burada da verdiğimiz alt mesaj yine sen değerli değilsin mesajı. Burada da kızımıza sen değerlisin mesajı vermiyoruz. Diyoruz ki amana fazla yakın olma, fazla haşır neşir olma, bunu anlamasınlar yoksa sana saldırırlar. Yine burada değerli olan evlilik ve kocan ve sen evliliğinin sürmesi için bütün gücünle savaşmalısın. Bütün gücünle savaş, gerekirse kocanla bile savaş. Yani yine kızımızla sen değerlisin, kendini koru falan gibi bir şey söylemiyoruz. Savaş diyoruz. Yani çok kötü bir telkin tabii ki bu. Yani savaş, değiştiremeyeceğin şeylerle savaş. Kayınvalidenle, görümcenle, kocanın o kopuk arkadaşlarıyla, işte onları düzelt, bunları düzelt. Burada da ne oluyor? Kızımız giderek kendisinden uzaklaşıyor. Bütün hayatını kocasını ve kocasının ailesini değiştirmeye çalışarak harcıyor.
kendi hayatında aslında bu belki de ilk modelden çok daha tehlikeli bir şey. Yani belki ilk modelde boyun eğmekten kaynaklanan sıkıntılar var, o ayrı, ama bu bilmiyorum. Yani iki kötü arasında ehvenişer diyoruz buna. Hangisi daha kötü bilemiyoruz. Peki diyeceksiniz, o zaman biz kızlarımıza ne söyleyeceğiz? Biz kızlarımızı nasıl eğiteceğiz? Onları evliliğe nasıl hazırlayacağız? Diyeceğiz ki sevgili anne babalar, sen değerlisin. Evet, evliliğini sürdürmen önemli, ilişkiler önemli. İnsanlar ilişki içinde olgunlaşıyorlar. Hemen öyle yıkıp dökmek yok, basıp gitmek yok. Bu bir mücadele. İyi günleriniz olacak, kötü günleriniz olacak. İlişkide her zaman öyle %50-%50 olmaz dengeler. Bazen %90 senden gider, bazen ondan gider. Hesap kitap yapılmaz. Sevgi dolu ol, şefkatli ol, merhametli ol. Eğer sana hiç kimse saldırmıyorsa, tırnaklarını içeri sok, dişlerini gösterme. Böyle kayınvaliden illa senin kuyunu kazıyor değil, görümcen, eltin, sakin ol. Sakin ol kızım, öfkeni kontrol et. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz burada? Sevgili anneler, kızlarınıza mesaj verecekseniz, belki ablalar kardeşlerine verecektir, belki teyzeler yeğenlerine verecektir, bilemiyorum. Yengeler belki illa annenin de vermesine gerek yok bir mesajı, ama etrafınızda kan bağınız olmayan kız çocuklarına da verebilirsiniz tabii ki. Önce kendini korumalısın. Eğer seni üzerlerse onlarla sakince konuşabilmelisin. Eşinin arkadaş çevresini kontrol edemezsin. Etme zaten. Aile ilişkilerini de kontrol etme. Boş ver. Bunlar seni yorar. Eşinin kötü akrabaları, zararlı insanlar etrafındaki. Eşini uyarıp durma bunlarla ilgili olarak. Kendine dön. Öfkeni kontrol etmeyi öğren. Öfken çok önemli. Öfkeni izle, o bir işaret. Kendini korumalısın, bunu söylüyor sana. Sakın eşinle uğraşma, onu kontrol etmeye çalışma. Sakın kendini terk etme. Her zaman dua et ve kendinde kal. Kendi merkezinde kal. Sakın kontrol edemeyeceğin şeyleri kontrol etmeye çalışıp da kendini sinir hastası etme. Böyle deyin kızlarınıza, olur mu? Ruhunu dinlendirmeyi öğren. Ve en önemlisi de şunu söyleyeyim. Kendini sevdirmek için çabalama. Birilerinin gözüne girmek için çabalama. Bunlar seni sen olmaktan çıkarır. Hoşuna gitmeyen bir şey varsa, mesela kayınvaliden çocuğuna istemediğin şekilde davranıyorsa, kibarca konuş. Gidip de eşine şikayet etme. Annen çocuğa şeker veriyor deme. Kayınvalidene git. Anneciğim, ben şu anda ona şeker vermiyorum. Vermezsen çok sevinirim de. Ha, kayınvaliden kızabilir, sinirlenebilir. Sizin de tuhaf tuhaf adetleriniz doktorlardan duyuyorsunuz. Biz kaç çocuk büyüttük diyebilir. Anlayışlı ol, sakin ol. Maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Tabii ki de sen kendini ortaya koyduğunda bunu herkes alkışlamayacak. Ama illa bir savaş veriyorsan kendin olmak için savaş ver. Kendi kurallarını koyabilmek için savaş ver. Sen kimsin? Sen ne istiyorsun? Kızınıza deyin ki, kızım her zaman kendine bu soruyu sor. Sen ne istiyorsun? Sen yorgun musun? Senin canın istiyor mu? Kendi kıymetini bil yavrum. Kimseye yaranmak için bir şey yapma. İnsanlar sen daha iyi olduğunda değil, kendine daha iyi davrandığında seni daha çok sevecekler. Ve bunu defalarca söyleyin kızlarınıza. Aman yavrum, kendini terk etme. Kendi özünden, kendi ruhundan uzaklaşma. Kimseyi etkilemeye çalışma. Kocanın aklını çelmeye çalışma. Kendi seçimlerini onların laflarına bakarak yapma. Kendi kararlarını al. Hem onların dediğini yapıp ondan sonra da onlara öfkeleniyorsan orada bir dur düşün. Doğru bildiğin yolda ilerlemek, bunun savaşını vermek kolay değil. Ama tekrar söylüyorum yavrum, illa bir savaş vereceksen bu ilişkide kendin olmak için verdiğin bir savaş olmalı. Kayınvalidenle savaşma, görümcenle, kocanla, eltinle, kocanın arkadaşlarıyla, komşularınla savaşma. Bazı savaşları kazanmak mümkün değil çünkü. Evet, ve en önemlisini biliyor musunuz?
kızlarınıza bunu mutlaka söyleyin. O kadın onun annesi, o adam onun babası. Sakın onlarla bir rekabete girme. Kendini onlarla yarıştırma. Burası çok önemli sevgili anne babalar. Çünkü kızların en evlilikte mutsuz olmalarının en büyük sebebi, evlendikleri adamın ailesiyle kendilerini rekabete sokmaları. Onlar mı ben mi? Onlar mı ben mi? Hayır. Elma ile armutu kıyaslayamayız. Onlar başka bir kulvar, siz başkasınız. Kızınıza bunu mutlaka söyleyin. Belki bunu siz de aile hayatınızda tam oturtmuş olmayabilirsiniz. Ama bu dediğim şey çok çok önemli. Hiçbir kadın eşinin ailesiyle rekabete girmemeli, yarışa girmemeli, kendini kıyaslamamalı. Ve eşini bu konuyla ilgili zor durumda bırakmamalı sevgili anne babalar. Yani şimdi şöyle bir toparlarsak. Bu podcastimizde ne anlattık? Evlenmeden önce kız çocuklarına verilmesi gereken telkinlerden bahsettik. Şu anda verilen telkinleri de söyledik ilk başta. Mevcut durumu söyledik ve daha sonra da olması gerekenleri. Kaydın sonuna doğru sesimde birazcık sıkıntı oldu, kusura bakmayın. Umarım faydalı olmuştur. Genç kızlar, umarım siz de bunları dinlersiniz. Anne babalar, inşallah siz de bunları dinlersiniz, dinleme fırsatınız olur. Dinledikten sonra bunu yakınlarınıza paylaşabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Mutluluklar diliyorum. Huzurlu, sağlıklı, güzel günler olsun hepimiz için. Esen kalın.